Soner, ne yapacağız? İnceleyeceğiz mi onu şimdi? Evet. Peugeot E3008. Aç bakayım bagajı. Anahtar, evet, tam açtı. Elimizle açıyoruz. Aa, bagaj büyük. Evet, eskisine göre birazcık daha. Soner, var ya nereden daha baksan. 500 var. Kısmış. Altta ne var? Kablo çıktı. Lastik var. Verdiler. Kablo güzel. Aynen. Kırmızı kablo. Evet. Allure paket. Allure. Yeşil yeşil. Böyle bir çanta hediye verdiler. Ne var o çantada? Kamp sandalyesi. Aa. Evet. Peugeot markası. Evet. Bir açar mısın bakayım? Açalım. Onu. Çok komple çıkarma da. Güzel. Arabayla beraber kamp sandalyesi değilse ilk defa görüyorum, evet, ha. Evet. Peugeot. Oo, bir daha böyle. İki tane. İki tane. Çok güzelmiş ya. Buradan evet. Aç. Takıl. Güzelmiş ha. Sonerciğim, hayırlı uğurlu olsun ya. Teşekkür ederiz. Sonerciğimin elektrikli 3008'ini inceliyoruz. Evet. Yeşil yeşil takım giymişler arabayı. Bundan önce de Peugeot zaten 3008 devamdı. Benzin. Biz Peugeot'cuyuz. Evet. Yine Peugeot'dan devam ediyoruz. Devam. Bazı farklar var abi. Tasarımda falan. Şimdi elektrikli, bunu inceleyeceğiz ama bakacağız nasıl video geliyor. Evet. Şu arka koltuğa bakalım. Tamam. Şurası bayağı geniş. Yani bu bayağı o kısım. Doğru. Şekli bayağı geniş. Bu zaten abi, yeni tasarıma fastback diyorlar galiba. Fastback aynen. Bu fastback tasarım var. Güzel. Burada bir baş mesafesine belki biraz azdır. Aynen abi, onları bir bak işte. Bebek koltuğu. Şuraya geçelim. Var. Burada da mı bebek koltuğu var? İki tane mi? Aa, arkaya kimse oturmuyor o zaman. Diz mesafesi Soner'cim aynı gibi ya. Fark bir öncekiyle. Yok. Pek yok. Fark başa yok. Bakalım. Evet. Başta iyi ya, hemen hemen. Aynı ya. Güzel. Şöyle bakalım. Şu döşemelere bakayım. Buralar bayağı yumuşak malzeme kullanmışlar bu sefer. Şu kapı düğmeler falan aynı bir öncekiyle. Kapı kolu aynı. Aynen. Şeyi eğimli yapmış dikkat ediyorsan, eskiden düzdü. Evet, düzdü. Burada tasarımı değil. Şurayı biraz küçültmüş. Biraz daha büyüktü burası. Bu allür olduğu için fokal yok. Evet. Seni öne alalım abi istersen. Beni bir al öne, bir bakayım ya. Beni bir al. Şöyle bir... Ne oldu şimdi bu? Anahtarsız çalıştırma var aynen, tabii. Onlar standart. Drive modumuz burada. Drive modu. Şey, flaşörler. Vitesi buraya ses aç yapmış. Kapıyı buraya almış. Evet, ses aç kapa. Vitesin yerini buraya yapmış. Drive modu burada almış. Bu sanki Allure'da yoktu. Varmış şimdi, demek ki. Bu var. iToggle. iToggle evet, sanki yenilerde Allure'da abi da var. Hepsinde var. Şunu bildiğim kadarıyla normalde evet, standart Allure'da gelmeyecek diyorlar. Gelmeyecek Ekim'e diyorlar. Özel işte kampanyalardan Ekim'e dolayı. Ekim'e özel gelmiş. Aha, kaç aldık kız bunu Soner şimdi? 1850. Ha bak, frene bastım, fren bayağı aşağı gitti ha. Şey yapınca, çalıştırınca. Çalıştım tabii hidrolik var, evet. Hidrolik oldu. Evet. Navigasyon, orijinal navigasyon var mı Allure'da? Yoktu şeyde önceden. Allure paketlerde navigasyon yoktu. Bunda geliyor abi. Evet, gelmiş. Yenisinde. Bu şey değil değil mi? Android Auto falan değil. Yok. Apple CarPlay vesaire hepsi var. Bunlar kablosuz destekliyor. Diğerinde yoktu benim mesela. Ha, kablosuz Apple CarPlay evet, falan var. Onlar süper. Var. Ha, şurada ses, Bluetooth, Bluetooth evet, burada. Burayı da 10 tane uygulamayı buradan şey yapabiliyorsun, istediğin buradan gibi ayarlayabiliyorsun. Buraya koyuyorsun. Adas diyor var işte şey, yani yok da adaptif. Ha bir dakika, bir aşırı yok, hız uyarısı var sadece. Adas evet, dediğin o. Evet. Evet, adasımız aşırı hız uyarısı. Aynen, aynen abi, onu koymamışlar. Allure'da böyle. Klima kontrolcümüz burada. Aynen. Oradan dolaşabiliyorsun. Buraya basıyoruz. Buradan dolaşabiliyorsun. Buraya basınca buraya getiriyor. Aha. Peki şeyler nerede? Arabanın yakıtı makıtı zartı zurdu tüketimi. Burada görebiliyorsun abi gözüküyor onları. Aha. 17.8 yakmışım. 154 kilometre ortalamada. Bu nasıl bir güzergah? Bu şehir içi artı uzun yol abi, karışık. Uzun yolda kaç basıyorsun mesela? 80-90 ile geliyorum genelde. O zaman biraz fazla tüketiyor. Evet, tüketim yani maalesef. bunun tüketimi. Şu dokunmatik mi şurası mesela? Yok, yok orası değil. Bu tarafta dokunmatik. O ekran dokunmatik şöyle değil. Orayı yapıyoruz, değiştirebiliyorsun. Bu buraya mı almışlar onu? Radyomuzu açtık. Onu nereden değiştiriyorduk? Şuradan. Şuradan da normalde. Orijinalinde önceden bu şuradan taraftaydı. Şuradan şu üçü değişiyor. Ha, evet. Okay, tamam. O taraftan olabilir abi. Ya bu da bir şey söyleyeyim mi? Bak ben de Peugeot'u. Ben de zaten bir anahtarım nerede sonra, yakında mı? Yakında şurada. Ben de Peugeot şey bir çıkartır mısın? Ben de Peugeot 5008 var ya şimdi. Evet. Mesela onda da aynı bu göstergeler var. Bu biraz eksik veri veriyor. Tamam. Burada daha çok data olsa daha güzel olur. Biraz az. Mesela her benzin koyduğunda her şuradan, şarj bu ekran da komple değişiyor abi. Şu taraftan bir bakar mısın? Ha, soldan. Bakacağım. Komple o da değişiyor. Şimdi bu anahtar tabii yani 10 yıllık anahtar. Bunu değiştirse iyiydi. Onu değiştirmemiş. Bence yeni de. Lego var. Bence de. Yeni Lego değil, Logo lan. Lego ne? Evet. Aynen. Direksiyon da abi tasarım olarak. Direksiyon tasarımı tabii değişmiş. Tutumu mutumu direksiyonun. Güzel. Aa çok güzel. Evet, evet, aynı direksiyon. Beğendim. Ama biraz daha kalınlaştırmışlar yani. Ben burada bir tık daha kalınlaşmış bir direksiyon görüyorum. Şuradaki tuş takımımız aynı. Aynı. Sadece eğimli. Eğimli sadece. Araçta adaptif hız sabitleme yok. Elektrikli bagaj yok. İşte dört cam otomatik falan artık özellik değil zaten. Bunlar hepsinde var. Şu burası böyle evet, açılıyor. Burayı yeni yapmışlar. Kocaman bir yer. Bayağı buraya sakın telefon alan, telefon koyma. Sonra pat diye düşer. Şanzımanın içinden alırız. Düşmez herhalde oraya da.
Şurada şey var, iki tane USB var. Hızlı şarj koymuş. Aynen. Şurada kablosu şarjımız var abi. Kablosu şarj burada mı? Evet. Kolay mı? Rahat koyuyor musun buraya? Bence güzel. Ya rahat. Tamam. Hızlı şarjı var mı acaba orada? Burada da tekrar bir... Bir sakız çiğneriz. Bakalım. Evet. Derin. Bu standart. Soğutma aynen, var standart, burada. Soğutmalı. Soğutmalı. Güzel. Burayı sanki öbürkünden daha mı küçük abi? Nasıl? Bakayım. Bana biraz ufak mı geldi? Derin ama biraz evet. Biraz öbüründe daha sanki büyüktü. Şey var mı? Öbüründe böyle sünger şey kaplıydı içi. Dur bakayım tabanı. Bunda yok o kadar. Hadi. Bakayım. Evet. Yok bunda. Bu da evet. İçi sert plastik ama çok sorun değil o. Şuralar kumaş. Şu kapı kollarına bakalım. Güzel. Buralar kumaş. Evet. Bu benim en son aldığım Mini'de de böyle kumaş. Bu nasıl temizlenecek diyorlar. Nasıl temizlenecek evet, ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bir daha açık öyle. Renk. Vürütün böyle spreyleri varmış tamam mı? Aha. Köpük. Onu sıkı silip böyle siliyormuş. Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış. Öyle kadarıyla. Diyorlar. Birçoğu öyle diyor. Bu böyle havada gibi duruyor. Çok hoş. Evet. Arkadan bağlantısı var. Sesi açtık. Bir şöyle sesine bakalım. Bu müzik çalan ne? Radyo mu? Senin telefon bağlı. Ekran kalitesi ve renk tonlarına dikkat ediyorsan çok evet gerçekten diğerine göre çok farklı renk tonları vesaire. Çok dokunmatik hissiyatı güzel. Geniş bu zaten farklı. GT'lerde olan ekran. Evet. GT'lerde de böyle geniş. Allure'larda böyle yoktu. Telefonda pil azalıyor. Şarj et. Evet abi. Buradan navigasyon yandex'i kullanıyorsun. Aha. Hoş. Aynen. Bunu buraya vermiyor tabii. Ready. Yok, P'de izliyor. Evet. Şimdi tatlış tatlış gidelim. Vites tamam. Seçicimiz burada. Evet. Şöyle hafiften bir geri görüş kamerasına da bakalım. Aynen. Bunun kalitesini çok arttırmamışlar ya. Bu niye böyle yapıyorlar ya? Evet abi aynı. Orada biraz kalitesi. Arttırım okay. Yok. Arttırım var ama yani çok da değil. Evet. Arabada yine büyük bir eksiklik var. Biliyorsun önde kamera 360 yok. Farkı koymamış. Koymamış da sen geri gittikçe burayı tarayarak sanki gösterir çeviriyor. Evet tarıyor ya. Ama ön de önemliydi biliyorsun. Önemli. Şöyle bir tatlış bir gideyim. Elektrikli can ya. Sessiz. Bak taraya taraya gidiyor şimdi buraya. Galiba böyle, kamerayı çevirme olayı var abi. Bunu çevirince... Dönüyor. O çok doğru çalışıyor bu arada. Hani benim Peugeot'da da öyle. Bu çok doğru çalışıyor. Yani tasarımı komple güncellemişler. Ama Peugeot'dan alışıksanız eğer mesela direksiyon üzerindeki düğmeler tamamen değişmiş. Ama genel olarak değil mi? Sen çok yabancılık çekmedin yani. Çekmedim. Kapı kolları, şusu busu. Evet. Peugeot'dan yine geçmiş gibi. Şuralar karbon fiber falan güzel detaylar güzel yapmışlar gözüküyor. Aslında. GT'de buralar full aydınlatma biliyorsun. Bunun aydınlatma tabii. Nerede var? Bunda yok. GT'de buralar komple aydınlatma. Bunda şey yok. Perdeyi açalım. Sunroof'u açtı. Perde. Önce perdeyi açalım. Böyle perde açılıyor. Siyah bir kumaş yapmış güzel. Tamamen açılan bir. Burada gözlük. Gözlüklük yoktu evet, bak gelmiş. Evet, güzel. Bunda var. Doğru. Gözlüklük gelmiş. Şeylerde dokunmatik abi. Şu ışıklar vesaire de bunları dokunmatik yapmışlar. Evet. Böyle yapınca. LED değil mi yani, onlar? LED bir de beyaz LED. Güzel olmuş. Evet onları gayet yapmış hoş. Ekstra. Şöyle sunroof'ta. Açtık. Buradan da basınca bu açılıyor. Bu da aynı. Sanki biraz aynı. Küçük bu. Soner bana öyle geldi. Aynı mı diyorsun? Sanki aynı gibi. Bana sanki bir tık dar geldi ya şu alan. Öyle mi? Bir bakarım ama biraz ama hemen hemen aynı. Şöyle evet. Kapatalım. Çok fark yok onda da gibi. Güzel. Buradan ellerimiz var. Kısa yolumuz. Evet, rezistanslarımız, klima. Araba çevirmeler. Bunların burada tuş olarak olması güzel bir şey. Evet, kolay ulaşım. Evet. Dry modlarımıza şöyle hemen bakalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sinyal sesimiz tatlış. Kemeri takmadık Soner. Evet. Kenara tak. Şimdi arkada bağımsız var deniyor. Bu şu anda nerede? Mod olarak. Hemen şuradan moda bakalım. Default'ta abi normalde başlıyor. Spor. Evet. Eko. Evet. Önce bir Eko'da biraz gidelim. Aynen. Şöyle bir E5'ten koz yatağından oradan bir dönüp gelelim hemen bakalım. Süspansiyonlar çok ciddi anlamda konforlu geldi bana abi. Diğer arabaya göre. Daha bir iyi. Öncekine göre. Birazcık daha iyi. Ben biraz sebebini şeye bağlıyorum. Diğer arabada 225 lastik vardı. Bunda 235 lastik var. Hmm. Ondan olma ihtimali de olabilir veya süspansiyonlarda. Şey hani sönümlemesi daha güzel gibi ama biraz daha sert gibi. Yani hem sert hem konforlu gibi. Bir evet. Dengeli bir şey yapmışlar. Bak şu anda şarj diyor. Burada zaten hemen şarj olduğunu gösteriyor. Adaptif olduğu için. Bunun ayarı var mı? Rejeje entegrasyonun şu kenarda evet. Kulaklık şurada gördüğün gibi 3 tane ok var abi. Aha. Şu F1 viteslerden artı eksi yapabiliyorsun. Aynen şu an 1'i aldın. Düşük mü? Evet en düşük. En az. Şu anda bu güzel bir şey burada olması. Evet. Bakıyorum. Evet en güzel de akıyor. Şimdi en yükseğe aldım. Evet. En yüksekte. Şeyde daha fazla. Mini Countryman var ya bende. Daha mı çok kesiyor? Uyuyor böyle. Ben mesela fren kullanmak yerine çok şeylerde bunu kullanıyorum. 3'te kullanıyorum. Şarj ediyor. Arabanın direksiyonu çok hafif. Evet. Ve keskinliği bayağı iyi. Baksana bak en ufak çok iyi ya. Peugeot bu direksiyon işini çözdü bence. Evet, evet. Sola dön. Çok güzel bu mevzuları yapıyor. Şöyle tamamla diyelim buna. Buradan menüsüne girelim. Bak. Öndeki arabayı görüp bir kanırtma yapmıyor değil mi? Durma yapmıyor. O galiba sonra... belli bir hızın üstünde yapıyor. Tam emin değilim. Bence hiç yapmıyor olabilir. Adaptif yok ya bunda şimdi. Var mı? Şey var. Yok. Ani frenlemeden bahsediyorsak o ani özellik var. Ani frenleme var. Ha, o ani var. Frenleme var. Ama adaptif yok alür pakette. Şerit şimdi, takip var abi bildiğin üzere. Şerit takip güzel. Tabi asistan bu. Asistan evet. Evet. Vurup geri sektiriyor seni. Evet. Şimdi sporu aldık. Şöyle bir gaz tepkimesine sporda bir bakayım.
Şey yapmıyor Soner ya. Böyle birazcık içten yanmalı araba gibi ayarlamışlar. Yani böyle elektrikli arabadaki o kafa atmayı yapmıyor. Kafanı geri vurdurur elektrikli araba. Böyle tak tak yapar seni. O yok. Ama şimdi yola çıkalım, bir gaza basalım bakalım. Evet, bir de öyle bakalım. Bak, hani güzel hızlanıyor, onda hiç problem yok ama yumuşak hızlanıyor. Böyle sert vurma şeyini yapmıyor. Bak, hızlanması güzel, 10 numara hızlanıyor. Tıkıdık tıkıdıklar niye? Ha, şey var. Tabela algılama. Tabela tanıdığı için tabii. Doğru. Hemen duguluk duguluk yapıyor. Evet. Onu kapatmanın kısa yolu var mı? Kısa yol olarak yok abi, ayarlardan yapılıyor. Ayarlardan tek tek girip evet, yapacağım. Tek tek mesela yapıyoruz. O çok gıcık eden bir şey olduğu için BMW Mini Grup'ta şey yapmışlar. Set düğmesine basılı tutunca tık kapatıyorsun. Abi ben şeye de çok gıcık oldum. Mesela ben arabayı Ecomodo aldım. Diyelim şerit takibi kapadım. Her araba başladığında hepsini tekrardan şey alıyor. Açıyor. Evet, tekrardan otomatik o açıyor. O öyle ama. O galiba zaruri bir kanuni bir şey. Bütün arabalarda öyle ama... Dediğim gibi mesela BMW veya Mini'de ST basılı tutunca şu dıt dıt ötme sesini kapatıyor. En azından o yapılabilir veya profil yapılabilirdi mesela. Şu profilde kullanmak istiyorum arabayı, bu olabilir. Profilde. Ama o galiba benim bildiğim kadarıyla Avrupa Birliği yasaları gereği zorunlu açık olmak durumunda. Şu trafiğe girmeyelim, aynen geri dönüp şey yapalım, hareket edelim. Ben zaten mevzuyu ilk izlenim bu. Bunu inşallah Mini ile beraber karşılıklı detaylı karşılaştıracağız. Ben bunu kullanırım böyle. Şöyle güzel bir kıyaslama videosu da çekeriz. Evet. Bu arada bu tabii ani gelişen bir video oldu. Baktım sonra enerjim gelmiş. Hemen çekelim karşım dedim. Evet. Mikrofonumuz falan yok. Şu an o yüzden ses kalitesi de mükemmel değil. Olmamakla beraber bir paylaşmak istedim ilk deneyimlerimi. Arabanın genişliği geniş. Yani önceki 3008'de biliyorsanız aynı gibi diyebilirim. Hatta şurada sanki ayağı sıkıştırıyordu eski 3008 şurada. Evet. Burada o yok. Yani şöyle gelen bir şey vardı. Bu taraftaki doğru, evet. Kullanıcı daha rahat bunda. Ben öyle gördüm yani. Evet, yolcu tarafı daha rahat. Doğru. Ya bir inceden motor sesi alıyor. Bak, evet, bir uçak sesi gibi geliyor inceden. Ses geliyor. Mini'de de vardır tahminimce. Mini'de hiç yok. Yok. Sıfır ha. Ses. Yani o cızız sesini de duymuyorsun. Yalıtım yapmışlar. Ne yapmışlarsa motor sesi hiç duymuyorsun neredeyse. O kafayı vurma hareketinin olmaması bir tık garip geldi. Sporda en azından mesela ben şöyle yaparım. Diyorsun ki orada yapıştırıyor. Burada frenlemiş seni. Yani o şeyi vermiyor. Elektrikli arabanın vurmasını vermiyor. Bunun pili şeydi değil mi? NMC pil bu. LFP'de evet, NMC evet, pil. Bildiğim kadarıyla. Çünkü LFP pillerdeki ani güç verme düşük. Acaba LFP kullanıyordu ondan mı onu bilerek yapmamışlar diye düşündüm ama yok. NMC pil. Ben de öyle bir 74 kW. 74. Ortalamamız 18.3'e çıktı. Ben birazcık abanınca tabii. Evet. Ama gördüğüm kadarıyla 74 kW'da bu araba gitse 350 km gider. 350-400 arası evet abi. 400'e sıfırlarsan gider böyle 500-600 km menziller. Yok mümkün değil. Zaten hiçbiri söylediğini tam karşılayamıyor da. Evet. Bu arabanın bir de sürtünme katsayısı benim gördüğüm veya verimliliği bir tık hani tasarımdan ötürü biraz düşük. O yüzden de yakıtı biraz fazla. Ama sana geleneksel bir araba kullanma deneyimini yaşatıyor. Bu da güzel bir şey. Evet. Yabancılık hissetmiyorsun. Gaz tepkileri geleneksel araba gibi. Evet. Böyle yani şey değil, bir garip bir şey gibi davranmıyorsun. Lan ben bir elektrikli araba kullanıyorum, evet. Onun garipliği yok yani. Ve yakıtı da ona göre. Yani yakıtı tamam 18.3 kW ekiyordu, sen bunu evden şarj edeceksin. Evet. Kilovatını 2 TL'den şarj edeceksin. Evet. Bu sana 100 km'de 150 TL. 40 kuruş derdi. Evet, 40 kuruş doğru. Yaksın. Abi 40 kuruş kim yakıyor yani? 150 hani... TL'ye 350-400 km arası gidecek. Şarj hızı kaç bunun? Kilo hızlı şarjı 180 mi 150 mi? 11 kW destekliyor. 11 kW AC destekliyor. AC alternatif. Destekliyor. Evet. Direkt DC'de kaç acaba? DC'de tam hatırlamıyorum. DC'de ama bakarız. Bildiğin üzere abi yarım saatte 20'den 80'e geliyor. Yarım saatte 20'den geçiyor 80'e biraz. Geliyorsa 150 kW civarı. Muhtemelen. Ama şey yaparsınız yani zaten dışarıdaki şarj istasyonları genellikle 180'lik bile olsa 130'u falan çok geçmiyor verdikleri. Evet. Nadiren 800 volt mimarili bir aracım varsa Hyundai falan onlarda belki oluyor. Ama zaten yeterli. Ben de elektrikli kullandığım için 10 dakika bekletiyorsun sonra 100 km 100 diyorum 150 km menzil veriyor sana 10 dakika. Doğru. Yeter doğru. Yani. Evet. Ne olacak? Bence de katılıyorum. Zaten belli bir miktar şarjın da oluyor içerisinde. Ama maliyetleri biraz daha yüksek abi biliyorsun. Bir 4 katı falan civarında. Şu an 10 11.90 TL kilovatına alıyor dışarıdaki DC şarjlar. Tabii maliyet açısından çok tabii, şey değil. DC hızlı şarjlar pahalı. Bir evet. De mesela sen 8 volt araba alsan atıyorum 400 kW'lık bir şarj istasyonu yok ama Türkiye'de diyelim ki kurdular. Onu bu sefer 15 TL yapacak. Aynen yani. Öyle. Onun maliyet da bir maliyeti artacak evet. Sana. O yüzden evden yapabiliyorsan şanslısın. Evden yapıyorsan elektrikli araba aşırı mantıklı. Evet, evden evet. Yapamıyorsan da hani yine site bizim sitede öyle mesela 15 kilo şey 11 kW AC var kendiliğin evet. Sitenin içerisinde. O 5.5 TL'ye geliyor. O da mantıklı. Yine uygun. Soner'cim bu ilk izlenim videosu gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Yani, daha da öyle noktada yok abi galiba.
Vallahi görüş açıları benim hoşuma gitti. Ben görüş açısı olarak... Yok, uyarı sistemi. Ölü nokta uyarı sistemi de yok. Yok. Bende mesela vardı, öbür Allure'da, dizelde vardı. Allure'larda vardı. Güvenlik paketlerinde vardı. Bunda yok. Bunu koymasını beklerdim açıkçası. Evet ya, o güvenlik. Mesela şerit takip varsa o da olmalıydı. Evet, bence de. Olmamış. Fiyat olarak ne dedik Soner? 1.850. 1.850. Evet. Güzel. Yani kalite olarak çok güzel bir araba. Bunun hibritine bildiğin üzere abi 2.600.000'e geliyor. 2.5, evet. 2.600 civarında. Yani çok ciddi bir fark var. Tamamen ÖTV avantajından aslında. %10 ÖTV'ye girdiği için. Bunun ondan. GT'si de zaten ÖTV'nin üzerinde olduğu için. Böyle bir durum söz konusu. Evet. Peki. Teşekkür ederim Soner. Arabanı da paylaştığın için. Şöyle bir öngeleme yaptık. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın.